Bismillahirrahmanirrahim. Kıraatul Müessere eserimizin ikinci dersindeyiz. Konumuz hadisi şerifler hakkında olacak. El hadisu şerif. Min ehadisi şerifeti linnebi aleyhissalatu vesselam. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadisi şeriflerindendir. Kitabımız bize 3-4 tane hadis şerifi sunacak ve anlatmaya çalışacak. İttakillâhe haythumâ kunte. İttakillâh. Allah'tan kork. Allah'a karşı gelmekten sakın. Haythumâ kunte. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Ve etbi'a esseyyiyetel hasenete temhahuha. Ya da temhuha. Yani her yaptığın kötülükten sonra bir iyilik yap ki temhuha onu yok etsin. Ve halikin nase, yani insanlara güzel ahlakla davran. Bi hulkin hasenin, yani güzel ahlakla davran insanlara. Ve halikin nas, insanlara güzel ahlakın gereğine göre davran. Ravahu et-Tirmizi, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerinden bir tanesi. El-me'ne'l-am, hadisin genel manası şu şekilde. Ye'muruna en-Nebiyye aleyhissalatu vesselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere emrediyor. Bi en nettakiyallâhe, Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakınmamızı ve nuti'ahu, ona itaat etmemizi bize emrediyor. Ve ne'mele salihat, salih ameller yapmamızı bize emrediyor. Ve nuhsine muameleten nas, insanlara olan muamelelerimizde de ilişkilerimizde de nuhsine iyi davranmamızı bize emrediyor. Evet, ikinci hadisi şerifimize bakalım. İnnemel e'malu bin niyyet, muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ve innemel likullim ri'in mâ neve, her kişi için ancak mâ neve, niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Ravahul Buhari ve Müslim, hem Buhari hem de Müslim'de geçen önemli hadislerden birisi bu. Tabii ki burada bir kısmı alınmış, diğer tarafı zikredilmemiş ama şu an için bizi ilgilendiren bölümü burası. El-me'nel-am, hadisin genel manası şu şekilde. Yübeyyinu Resulullah aleyhissalatu vesselam fi hadel hadis. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu hadis-i şerifte yübeyyinu, bizlere açıklıyor. Neyi? Ennallâhe yeczil insâne bi niyyetihi. Allah-u Teala'nın insanlara yeczi, karşılığını vereceğini, bi niyyetihi, niyetlerinin karşılığını vereceğini bizlere açıklıyor. Fe in kana za kalbin tayyibin, eğer insan za kalbin tayyibin, iyi bir kalp sahibi olursa ve niyetin hasene, ve yine güzel iyi bir niyet sahibi olursa kabilallahu minhu a'malaha, Allahu Teala onun amellerini kabul eder ve cezaehu hayran, ve karşılığını da ona hayır olarak verir. Üçüncü hadisi şerifimiz de şöyle. Te'dilu beyne ethneyni sadaka. İki kişinin arasını düzeltmek, te'dilu düzeltmek sadakadır. Ve tu'aynu racule fî dâbbetihi. Yine hayvanına binmeye çalışan bir adama yardımcı olmak. Fetehmiluhu aleyhe. O adamı oraya kadar taşımak. Oraya kadar taşımak. Veya evterfe'u lehu aleyhe meta'ahu. Ya da adamın eşyasını hayvanına doğru kaldırmak, yüklemek sadakatun, sadakadır. Vel kelimetu tayyibetu sadakatun, güzel söz sadakadır. Ve bi kullu hutvetin, her adım temşihe ile sala, namaza giderken atılan her adım sadakatun, sadakadır. Ve tumitul eze an tariqi, yoldan eziyet veren bir şeyi tumitu kaldırmak sadakatun, sadakadır. Ravahul Buhari ve Müslim, yine hem Buhari hem de Müslim'de geçen bir hadis-i şerif bu. El-me'nel-am, genel manası şu şekilde. Yed'u en-Nebiyyü aleyhissalatu vesselam, Peygamber Efendimiz insanları çağırıyor. El-Müslim'e, Müslüman'ı, ilel-adli beynen-nâs, insanlar arasında adaletli olmaya çağırıyor.
ve rahmeti bihim, yine insanlara merhamet etmemize bizi çağırıyor. Ve fi'lil hayri lehum, insanlara hayırlı fiiliyatlar yapmamız hususunda bizi çağırıyor. Vel kelami tayyibi me'ahum, insanlarla güzel konuşmamız hususunda bizi çağırıyor. Ve salati fi evkatihem, vaktinde kılınan namaza bizleri çağırıyor. Ve bi hasetin fil mescid, özellikle de mescitte namaz kılmaya bizi teşvik ediyor, bizi çağırıyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Ve bunları her kim yaparsa فَلَهُ اَجْرٌ كَب۪يرٌ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında büyük bir ecre sahip olacaktır. Diğer bir hadis-i şerifimiz şöyle. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا Bir Müslüman için يَغْرِسُ غَرْسًا diktiği ağaçtan اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ya da ektiği ekinden فَيَأْكُلُ مِنْهُ ondan yerse tayrun kuş ev insanun ya da insanlar, ev behimetun ya da hayvanlar, illa kâne lehu bihi sadaka, o ancak onunla sadaka kazanmış olur. Yani kişiye diktiği ağaçtan ya da ektiği ekinden kuşlar, insanlar, hayvanlar yediği sürece sadaka vardır anlamında önemli bir hadis-i şerif. Ravahul Bukhari, yine Buhari'nin rivayet ettiği hadislerden birisi. El-me'nel-am, hadisin genel manası şöyle. Yüşiru el-Rasulü aleyhissalatu vesselam fi hadel hadis, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hadiste işaret ediyor. İlâ fadlil amel fi ziraatil erd. Yani yer ekmekte, yeri ekme işinde çalışmanın faziletine işaret ediyor. Li'ekule minhel insan, ondan insanların yemesi için, hayvanların ve kuşların yemesi için yeri ekmenin faziletinden bahsediyor. Yine başka bir hadisi şerifimiz, La tehasedu, birbirinize haset etmeyin. Ve la tenaceşu, alışverişte birbirinize aldatmayın. Ve la tebagadu, birbirinize buğz etmeyin. Ve la tedaberu, birbirinize sırt çevirip dargın durmayın. Ve la bey'a ba'dukum ala ba'di ala bey'i ba'din. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın. Ve kunu olunuz ibadallahi, Allah'ın kulları, ihvanen kardeş olun. El muslimu ehul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu, ona zulmetmez. Ve la yakzuluhu, onu yardımsız bırakmaz. Ve la yekzibuhu, ona yalan söylemez. Ve la yahkiruhu, onu hakir görmez. Et-takva hâhuna, takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır. Ve yuşiru ilâ sadrihi thelâthe merrât. Burada, yani takva hâhuna dediği zaman Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm göğsünü işaret etmiştir 3 kere. Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. El-me'nel-âm, bu hadisimizin genel manası ise şöyle. Ye'muru en-nebiyyü el-müslümüne bir rahmeti vel adil. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümanlara merhametli olmalarını, adaletli olmalarını, vel hubbi, birbirlerini sevmelerini, vel ihai beynehum, birbirleriyle kardeş olmalarını emrediyor. Fel muslimu ehul muslim. Fel muslimu ehul lil muslimi. Müslüman diğer bir Müslüman için kardeştir, yani kardeşidir. Vel muslimu Müslüman, la yazlimu ehahul muslim. Müslüman kardeşine zulmetmez. Ve la ya'melu su'en lehu. Ona herhangi bir kötü muamelede bulunmaz. Kema yuşirun nebiyyu ila ennel imane mahalluhu el kalb. Tıpkı Peygamber Efendimizin işaret edip imanın yerinin kalp olduğunu işaret etmesi gibi. Bir diğer hadisi şerifimiz de, bu son hadisi şerifimiz. Men neffese an mu'minin. Her kim bir mümine nefes aldırırsa, kurbeten min kurbid dünya. Yani mümin kardeşinin dünyadaki sıkıntılarından birini, kurbe sıkıntı, dünyadaki sıkıntılarından birini gidererek mümin kardeşine nefes aldırırsa, neffesallahu anhu kurbeten min kurbi yevmil kıyame. Allah-u Teala da onun kıyamet günü, kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Ona nefes aldırır. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِنٍ Her kim zor ve darda olan birine yessara, kolaylık gösterirse,
Yesserallahu aleyhi fi dünya vel ahire. Allahu Teala da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Ve men setara muslimen, her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, setarahullahu fi dünya vel ahire. Allahu Teala da onun dünyada ve ahirette hatalarını, ayıplarını örter. Vallahu fi aunil abdi. Allahu Teala kulun yardımındadır. Mâ kânel abdu fî avne ehîhim. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allahu Teala da o kulun yardımındadır. Ve men seleke tariqan yeltemisu fîhî ilmen. Her kim, ve men her kim seleke tariqan bir yola çıkarsa, yeltemisu fîhî ilmen, yani ilim elde etmek amacıyla, her kim ilim elde etmek amacıyla bir yola çıkarsa, sehelallahu lehu bihi tariqan ilal cennet. Allahu Teala da ona cennete giden yolu sehele kolaylaştırır. Ravahu Muslim, yine Müslim'in rivayet ettiği hadislerden bir tanesi. El ma'nal am, genel mana, yubeyyinu en nebiyyü aleyhissalatu vesselam lil muslimine, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümanlara açıklıyor. Neyi? Et tariqa ile saade fi dunya vel ahire. Dünyada ve ahirette mutluluğa giden yolu açıklıyor. Ve zâlike bu leyse bil ibadeti fakat, sadece ibadetle mümkün değildir. Mine salâ, namaz gibi, savm, oruç, zekat ve hac gibi. Yani dünya ve ahiret mutluluğu için tek başına namaz, oruç, hac ve zekat yeterli değildir. Ve lâkinnehu ancak o eydan bimâ yesneuhul mu'minu min hayrin li gayrihi. O aynı şekilde müminin başkalarına yaptığı hayırlar sayesinde olur. Ve talebul ilmi, ve ilim talep etmek, vacibun alel müslim, Müslümanın, Müslümana vaciptir. Her Müslüman ilim talep etmek zorundadır. Fel ilmu, ilim, nurun ve tarikun ilel cennet, cennete giden bir yol ve ışıktır. İlim, cennete giden bir yol ve ışıktır. Et tedribatu, alıştırmalar. Şimdi alıştırmalarımıza gelebiliriz. Evvelen el isti'ab, anlama alıştırmaları. Ettedribul evvel, birinci alıştırma. İhtar el icabete sahihate, doğru cevabı seçin. Elleti tekmilul ma'na, öyleyken manayı tamamlayan doğru cevabı seçin. Thumme da emamehe alamete sahih, sonra önüne doğru işareti getireceğiz. Yecibu, gerekir. En tehaf Allah, Allah'tan sakınman, korkman gerekir. Ve tuti'ahu, ona itaat etmen gerekir. Fi eyyi mekanin ve fi eyyi vaktin, hangi yerde ve hangi vakitte olursan ol, yapman gerekir. Bu doğru. Hine tekune emâmen nâs, insanların önünde olduğun zaman Allah'tan korkman ve itaat etmen gerekir. İndemâ tekunu maridun, maridan, hasta olduğun zaman Allah'tan korkman ve itaat etmen gerekir. Bunlar tabii ki yanlış. Buradaki doğru cevabımız elif seçeneği. Fi eyyi mekanin ve fi eyyi vaktin yecibu en tekafallaha ve tutuyahu diyeceğiz. Yeczikallahu hayran izâ kunte. Allahu Teala sana hayır verir. Seni hayırla ödüllendirir. Ama ne zaman? İzâ kunte olduğun zaman. Şediden kaviyen, çok kuvvetli olduğun zaman. Zâ kalbin tayyibin, iyi bir kalbe sahip olduğun zaman. Zâ vechin cemilin, güzel bir yüze sahibin olduğun zaman. Tabii ki burada B seçeneği, ze kalbin tayyibin. Yeczike Allahu hayran izâ kunte ze kalbin tayyibin. Yine tehkumu beyne isneyn, iki kişi arasında hükmetmeyin zaman. Minel vacibi, gereken şudur ki, en tekune adilen, adil olman gerekir. En tusaide sahibeke, arkadaşına yardım etmen gerekir. En tufekkire fi maslahatike, kendi çıkarını düşünmen gerekir. Tabii ki şu ikisi yanlış. Doğru seçenek elif olacak. En tekune adilen. La yakbilullahu minke amelen. Allahu Teala senin amelini kabul etmez. Ne zaman? İza kunte fakiran. Fakir olduğun zaman. İza lem tekun cemilen. Güzel olmadığın zaman. İza lem tekun niyetuke sadikaten. Niyetin doğru olmadığı zaman Allahu Teala senin amelini kabul etmez. Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin. Bunun başına ne getireceğiz? Kun rahimen bi nefsike fakat. Sadece kendi nefsine merhametli ol, Allah sana merhamet etsin. Kun rahimen bin nasi vel hayvani vet tayir.
İnsanlara, hayvanlara, kuşlara merhametli ol ki Allah sana merhamet etsin. Kun rahimen bi ehlike ve ashabike. Fakat sadece ailene ve arkadaşlarına merhametli ol ki Allah sana merhamet etsin. Burada B seçeneği İslam'a ve akla en yatkın olanı. Kun rahimen bin nasi vel hayvani ve tayri yerhamkallah. Allahu Teala sana merhamet etsin. İnnallâhe la yanzuru ila suverine. Allahu Teala bizim suretlerimize bakmaz. Velakin yanzuru ancak bakar ila merakizine, merkezlerimize, ila kulubine, kalplerimize, ila emvaline, mallarımıza. Burada ila kulubine diyeceğiz, kalplerimize. Evet, ettedribu sani, ikinci alıştırma. Ecib anil esiletil atiye, gelen sorulara cevap veriniz. Birinci sorumuz şöyle. Yed'ul İslamu ilel hubbi vel ihayi ve ademi tehasidi beynel muslimin. İslam, sevgiye, kardeşliğe ve iki Müslüman arasında haset olmamasına bizleri çağırır. Femel hadisul lezi yuşiru ila zalike. Buna işaret eden hadis hangisidir diyor kitabımız. Az önce okuduğumuz hadislerden hangisiydi mesela? La tehasedu ve la tenaceşu ve la tebagadu ve la tedaberu. Bunu buna örnek olarak yine verebiliriz. Ed-dinul İslamiyyu, İslam dini, ye'muruna bi amelil hasenat, iyi işler yapmamızı bize emrediyor. Ve muameletil ahirine, yine bizim dışımızdakilere, muameleten tayyibeten, iyi muamele etmemizi bizlere emrediyor. Femel hadithu eşşerifu, ellezi ye'muruna bizalik, bize bunu emreden hadis hangisidir diyor kitabımız. Mesela buna örnek olarak hangisini verebiliriz? İlk hadisi şerifi buna örnek verebiliriz. İttakillâhe haythumâ kunte ve etbi'e seyyiyetel hasenete temhûhe ve hâlekin nâse bi hulkun asen. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereği gibi davran. Yeczillâhu el insâne bin niyetihi. Allah-u Teala insana niyetinin karşılığını verir. Uzkur el hadîsellezî yedullu alâ zâlikel me'anâ. Bu manaya delalet eden hadisi zikredin. Şüphe yok ki innemel e'malu bin niyet ve likulli imriyin maneve hadisi buna örnektir. Dördüncüyü yapalım. Ellezî yetrubul ilme lehu ecrun azîmun indallah. Öyle ki ilim talep eden kimsenin Allah katında büyük bir ecri vardır. Min eyyi ibaratil ehadîsi nefhemu hezel mana. Biz bu manayı hadislerdeki hangi lafızlardan anlıyoruz? Hemen onu da söyleyelim. Son okuduğumuz hadis-i şerif buna örnektir. Ve talebul ilmi vacibun alel muslim fel ilmu nurun ve tariqun ilel cenne. Bunu örnek olarak verebiliriz. Yine ondan bir önceki hadiste de yine buna benzer bir ibare var. Ve men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen. Her kim bir ilim öğrenmek için bir yola çıkarsa sehelallahu lehu bihi tariqan ilel cenne. Allahu Teala ona cennete giden yeri, yolu kolaylaştırır. El imanu mahalluhul kalb. İmanın yeri kalptir. Mel ibaratu leti tedullu ala zalike. Buna delalet eden lafız hangisidir hadis-i şeriflerimizden? Hemen ona bakalım. Ettakva hâhuna ve yuşiru ila sadrihi selâse merrat. Evet, Allah Resulü'nün ettakva hâhuna demesi buna işarettir. Ziraatul ardi fiha hayrun linnas ve lhayvan ve tayr. Yani yeri ekmek biçmekte, yeri ekip biçmekte insanlar için, hayvanlar için ve kuşlar için hayır vardır. Uzkur el hadis allazi yubayyin fadl el amel fi zira. Yani ziraat işinde çalışmanın faziletine delalet eden hadisi zikredin demiş. Şunu söyleyelim. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلْ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَه۪يمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَ. Hadis-i şerifimiz. Kun adilen, adaletli ol. Ve kun zâlisan-ı tayyibin, güzel dilli ol. وَمْشِ اِلَى الصَّلَاةِ ve namaza yürü. وَاسْنَا الْخَيْرَ لِلْآخِر۪ينَ diğerlerine, senden başkalarına hayır yap. لِتَكُونَ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِع. Yani Allah
Allah'ın kullarının, yani Allah'ın salih kullarından olman için böyle yap. Uzkur hel hadise şerif ellezî yübeyyinu hâzihil mâna. Bu manayı açıklayan hadisi şerifi söyleyin demiş kitabımızın yazarım. Hemen ona da bakalım. Ve bi kullu hutvetin temşiha ile salati sadaka. Evet, bu hadisin içerisinde geçen bu ibare bizim aradığımız cevap. Namaza giderken attığınız her adım sadakadır. Ve bi kulli hutvetin temşiha ile salati sadakat. Evet, ikinci alıştırmamıza geçelim. El müfredatu ve terakib ve te'bir. Et tedribu thalif. Üçüncü alıştırma şöyle. İhtar el kelimetel münasibete elleti temle'ul firak. Boşluğu dolduracak uygun kelimeyi seçiniz. Ve da emamehe alamete sahih ve önüne de doğru işareti getiriniz. Validi benim babam. Validi benim babam ya'melu çalışıyor. Ya'melu çalışıyor. Fi zira'atil erdi. Yani yer ekme işinde çalışıyor. İn tusa'ide insanen. Eğer bir insana yardım edersen veya hayvana veya kuşa yardım edensen feleke senin için vardır. Ecrun minallah. Allah'tan bir ecir, bir sevap vardır sana. Ene uhibbu, ben seviyorum. Ene uhibbu, ben seviyorum. Ennevme fil mescidi, mescitte uyumayı. Ennevme fil mescidi, mescitte uyumayı seviyorum. Ya da etta'ata, itaat etmeyi mescitte. El amele, iş yapmayı mescitte. Lakin bizim cevabımız es salate olacak. Ene uhibbu salate fil mescidi. La uhibbu, sevmiyorum. Hâze şahsa, bu şahsı sevmiyorum. Lienne e'mâle heseyye, çünkü onun amelleri kötüdür. Ve niyetuhu, ve onun niyeti de eydan seyye, aynı şekilde onun niyeti de kötüdür. Efalu, fiilleri kötüdür. Lisanuhu, dili kötüdür. Melabisuhu, elbiseleri kötüdür. Ama niyetuhu, niyeti kötüdür. El ulemâhu, alimler. Vel muallimûne, öğretmenler. Lehum, onlar için vardır. Kavlun azim, büyük bir söz. Lisanun azim, büyük bir dil. Fadlun azim, büyük bir fazilet. Kitabun azim, büyük bir kitap. Burada fadlun azimun en doğru cevaptır. Zalikel hakimu, bu hakim yazlimun nase, insanlara zulmediyor. Ve la yakbilullah, Allahu Teala'yı kabul etmiyor. Ve la yed'ullah, Allah'a çağırmıyor. Ve la yerdallah, Allah'tan razı olmuyor. Ve la yettakillah, Allah'tan sakınmıyor. Ennefsül mu'minetu tayyibetu, yani mümine iman etmiş güzel bir nefis, lehe, onun için vardır. El kuvvetu yevmel kıyame, kıyamet günü kuvvet vardır. Kıyamet günü sadaka vardır, kıyamet günü ilim vardır, kıyamet günü cennet vardır. El cennetu yevmel kıyame. Et tedribur rabi, dördüncü alıştırmamız. Hati el cema'a lehe tahtaha hattun. Altı çizili kelimelerin cemilerini getiriniz. Altı çizili kelimelerin cemilerini getiriniz. Enniyetu, niyet fil kalbi, kalptedir. Enniyetu, niyetler. Enniyetu, niyetler. Ente ahi, sen benim kardeşimsin. Ahi, kardeşim. İhvanun, kardeşlerim. Ehun, ihvanun. Ya da ihvetun. Ene Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Abdun, ibadun, kullar. İbadullah, Allah'ın kulları. Hâzel amelü tayyibu, bu güzel iş. Tarikun ilal cenne, cennete bir yoldur. El amelu yerine el e'malu tayyibatu, bu güzel işler. El e'malu, işler. Ekame es sala, namaz için kalktı. Es salatu kelimesinin cemisi de salavatun olacak. Es salavatu. Et tedribul hamis, beşinci alıştırma. Havvil ilal emri, thumme ilal nehyi kema fil emfile. Örnekte olduğu gibi hem emire sonra da nehiye çevireceğiz. Mesela
Fe'ale fiili üzerinden hayır yap, kötülük yapma diyeceğiz. İf'al hayran ve la tef'al su'en. Ehaze fiili üzerinden kalemi al, mektubu alma diyeceğiz. Huz el kaleme, kalemi al. La te'huz er risalete, mektubu alma. Kâne oldu fiili üzerinden adil ol, zalim olma diyeceğiz. Kun adilen, la tekun zalimen. Şimdi sa'ade yardım etti fiili üzerinden fakire ve küçüklere yardım et, zalime yardım etme diyeceğiz. Sa'id, sa'ade yusa'idu, sa'id, yardım et. Bu katil, sülasi mezit yine üçüncü çeşit, birinci çeşit, üçüncü bab, katile babı. Sa'id, yardım et, el fakire ve sagire, la tusa'id el zalime. Sa'id el fakire, la tusa'id el zalime, zalime yardım etme. Amele amelen tayyiben, iyi işte çalıştı çalış diyeceğiz. Kötü işte çalışma diyeceğiz. İ'mel amelen tayyiben, la te'mel amelen seyyiyen. Kâne zâniyetin hasene, zâniyetin seyyiye. İyi niyet sahibi ol, kötü niyet sahibi olma diyeceğiz. Kun zâniyetin hasenetin, la tekun zâniyetin seyyiyetin. Kun zâniyetin hasenetin, la tekun zaniyetin seyyiyetin. Abedallah eşşeytan, u'budullaha, Allah'a kulluk et. La te'budu şeytan, şeytana kulluk etme. U'budullah, la te'budu şeytan. Ekele huna, burada ye. Orada yeme diyeceğiz. U'kul huna, la te'kul hunake. U'kul huna, ya da kul huna, kul huna, la te'kul huna, hunake. Zehebe ile hazel mekan, bu mekana git. Zalikel mekan, şu mekana gitme diyeceğiz. İzheb ile hazel mekan, izheb ile hazel mekan, la tezheb zalikel mekan. Qara hazihi sufe, bu gazeteyi oku, şunu okuma diyeceğiz. İkra hazihi suhufe, la tekra tilke suhufe. İkra hâzihi suhufe, la tekra tilke suhufe. Et-tedribu sâdis, altıncı alıştırmamız. Sil beyne hemze vel be li tekune cümleten mufide. Faydalı cümle olması için hemze bölümündeki cümlelerle be'dekileri birleştireceğiz. Mesela yapalım. İttakillâhe, Allah'tan kork. İttakillâhe, Allah'tan kork. Hayfü mâ kunte, nerede olursan ol, Allah'tan kork. Halikin nase, insanlara muamele et. Bi halkin hasenin, iyi muameleyle insanlara iyi muameleyle muamele et. İnnemel a'malu, muhakkak ki ameller bin niyyat, niyetlere göredir. İnnemel a'malu bin niyyat. El kelimetu tayyibetu, güzel söz sadakatun, sadakadır. El muslimu ehil muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu, ona zulmetmez. Kunu olunuz, ibadallahi, ey Allah'ın kulları, ihvanen, kardeş olunuz. Bir daha yapalım. İttakillâhe hayfüme kunte, hâliqin nâse bi hulqin hasenin, innemel a'mâlu bin niyyât, el kelimetu tayyibetu sadakatun, el muslimu ehul muslimi la yazlimuhu, kunu ibadallahi ihvana. Et-tedribu sâbi, yedinci alıştırmamız ve son alıştırmamız. Uzkur, zikret, ba'del mebâdihi, bazı ilkeleri zikret. Elleti neteallemuhe minel ehadîs-i şerîfetin leti derastehe. Okuduğun, öğrendiğin hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz, yani okuduğun hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz bazı ilkeleri, yani bazı güzel davranışları zikret demiş. Bunları da yine buraya yazabiliriz Allah'ın izniyle. Evet, bu şekilde ikinci dersimizi de sonlandırmış olduk. İnşallah üçüncü derste görüşmek üzere.